Çünkü dili benim umurumda değil. Ben sadece paramı yapıp giderim. Ve buraya geldiğinizde sizin beyniniz açık. İngilizceye koymuyorlar. Çünkü Suriyelilerle nasıl bakıyorsak Amerikalılar da biz aslında öyle bakıyoruz. Geçeceğim. Şimdi kadınlar orada bekliyorlar. Hoş gelmeyin diye böyle bir tatlı getirdim. Geliyor. Hamurumuz bir tane sorunu kaybetmiş oluyorsunuz. Herkese Amerika'dan selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere ne anlatmak istiyorum biliyor musunuz? Amerika'da İngilizce. Amerika'da İngilizce çok büyük bir sorun. Çünkü dünyanın dört bir yanından insan geliyor. İnsanlar evet Amerika'nın ekonomisi için buraya geliyorlar ve genelde sabahtan akşama kadar çalışıyorlar, para yapıyorlar ve diyorlar ki Amerika'nın kültürü, dili benim umurumda değil. Ben sadece paramı yapıp giderim. Ve bunların içinde birçok Türk de var. Eğer Türkiye'den çok iyi bir dil eğitiminiz yoksa, ne bileyim kolej mezunu değilseniz, yurt dışında bir dil eğitimi almadıysanız, yani İngilizceniz ne kadar olabilir ki? Ve buraya geldiğinizde sizin beyniniz açıp İngilizceye koymuyorlar. Gidip efort vermeniz lazım. Bu ülkeye geliyorsan buranın kültürünü benimsemek zorundasın. Dilini öğrenmek zorundasın. Türkiye'deki Suriyelilere nasıl bakıyorsak, Amerikalılar da biz aslında öyle bir oturduğunuzda konuşacak konunuz yoksa, yani onlarla aynı geçmişten gelmiyorsunuz, çok büyük bir fark var. Eğer bunu eğitimle ve kültürünü öğrenmekle de çaba vermiyorsanız uçurumlar var yani. Burada bildiğin sığınmacı olarak yaşıyorsunuz. Aynı Türkiye'deki Afganistanlıların olayı, yani Suriyelilerin olayı. Ücretsiz dil eğitimini, Amerika kültürünü nasıl öğrenebiliriz? Benimle bugün bunları izleyeceksiniz. Her çarşamba saat 10'dan 12'ye kadar 2 saat kadınların gönüllü olarak katıldığı bir topluluk var burada. Onlar gönüllü olarak eğitim veriyorlar. Amerika kültürünü öğretiyorlar. Ben de elimden geldiğince bu gruba katılmaya çalışıyorum. Türkiye'deki Kadınlar Günü. Şimdi birazdan içeriye geçeceğiz. Şurası. Şimdi buraya geçeceğim. Şimdi kadınlar orada bekliyorlar. Böyle öğrencilerin gelmesini, işte katılımcıların gelmesini. Çok mutlu oluyorlar katılımcılar geldi. Elim boş gelmeyeyim diye böyle bir tatlı getirdim. Evet arkadaşlar. Şu an içeriye geçiyorum. Hava o kadar güzel ki. Bakalım. Kamera sıkıntı olursa kapatmak zorunda kalacağım. Hello. She's from Turkey. Oh, yeah. Turkey. Okay. Yeah. Yeah. Hi. Okay. Çok güzel ki böyle burada yiyecekler var. İşte sohbet ederken burada atıştırmalıklardan alabilirsiniz. Burada kahvemiz yapılıyor. That's a state. It's in West Side. Yeah, yeah. She's West Side. She lives with all the professors. Anne bana Hawaii'den hediye getirmiş. Arabada açarım. Çok tatlı. Yeah, that's ready. Okay. In the 90s, no? Şöyle bir tabak aldım kendime. Okay, so when did you come here? Şimdi so you have to be quick. Burada. Try to make a really quick pancake, so you want them to guess pancake quickly. Now, are we doing it at the same time? That's yeah, that's what I got to remember. Yeah. Perfect, but pancake needs two, three ingredients, so how we can make with this only one? No, you make the finished products. You make a pancake. Neyse biraz kafayandı burada. Oyun oynuyoruz da anlamaya çalışıyoruz. So, yeah, maybe you have like maybe you have three pancakes. You have oyunu komik olandan bu yani. Şimdi bu oyunu kimse anlamadı. Oh, are they? Yeah. Oh, yeah. Do you want to turn around? Okay. Şimdi onunla işaret yapacak. Robot. Ship. Robot? How she say no? But what about
Boat, steamer, sail. Buradan tahmin edeceğiz bak. Şimdi onlar yapıyor. Canoe. Bizim çözmemiz lazım. Neyi anlatmak istiyor? I forgot the timer. Canoe? Time machine. Rap time. What? I don't know. Steamer. Fisherman? No. Yeah. Fisherman? Fisherman? Sailor? Kızın yaptığı şey. Swimming pool? No. Kızı tahmin edeceğiz şimdi. Önce hangisi bilirse puan o alıyor. Yani sonda çözdük. Kaplumbağa. Dur bakayım. Lifeboat. Can kurtaran botuymuş. Yaptığı şeye bakıyorum. Ama eğlenceli. Kendisi teşekkürler. Teşekkürler. Good luck. Teşekkürler. 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 You say good. You can say. Teşekkürler. Yeah, teşekkürler. You probably know several languages. Is it filling it? It's got a kaybeden grup hamurdan veriyor. Hamurumuz. Bir tanesi oyun kaybetmiş oluyorsunuz. Bak aldı onlar kazandı çünkü. Yeah. Çok güzel gidiyor oyun. Aşırı eğleniyoruz. Şu an ders bitti. Saat 12:10 geçiyor. Aşırı eğlendim ya. Bugün değişik bir şey yapmak istemişler ve oyun. Sınıfı eğlendirmek istemişler. Bir oyun oynadık. Zaten videoda da gördünüz. O hamurların üzerine işte o kartlardan çıkan kelimeleri çiziyorsunuz. Yani balığın sudan çıkışını oraya nasıl çizeceksin? Yani bayağı eğlenceliydi. Çok farklı şeyler ortaya çıktı. O kadar güzel. Ay. Şöyle bir magnet almış. Bunu dolabımın üzerine koyacağım. Benim o hayalim yani dünyayı dolaşıp oradan bütün ülkelerden magnet almak. Hawaii'de oraya ekleyelim. Evet efendim şu an Lara'ya geldik. Saat 1'de ders başlıyor. Şu an saat 12:30. Ben erken geldim. Çünkü size Lara'yı çekeceğim. Lara nasıl bir yer? Buraya gelen, burada Purdue Üniversitesi var. Bu Purdue Üniversitesi uluslararası öğrenci alan bir üniversite. O yüzden de buranın kurulma amacı buraya gelen öğrencileri ve ailelerini topluma kazandırmak. Yani Amerika'ya kazandırmak. Onları eğitmek, onları dilini öğretmek, kültürünü öğretmek için kurulmuş bir yer. Ne istiyor? Siz ister öğrenci olun, ister kaçak olun, ister turist olun, hiç fark etmiyor. Pasaportunuzu veya herhangi bir kimliğinizi alıyorsunuz, buraya geliyorsunuz, kayıt yaptırıyorsunuz. Sadece istedikleri bir, size ulaşamadıklarında ulaşabilecekleri bir numara ve daha sonra da bir tane adres istiyorlar. Bu kadar. Kaydınızı yaptırdınız. İlk olarak size sınav tarihi veriyor. O sınav tarihinde geliyorsunuz, size sorular soruyorlar ve ona göre seviyenizi belirliyorlar. 3 seviye var burada. Başlangıç, orta seviye ve ileri seviye. Seviyelerin de seviyeleri var. O nasıl oluyor derseniz. Mesela ben ileri seviyedeyim. İleri seviyenin de 5 seviyesi var. Şu an ilk seviyeyi tamamladım. 2. seviyedeyim. Sonra bir tamamlamam gereken 3 seviye daha var. Yani aslında Türkiye'deki okullarda ya da buradaki okullarda da farklı seviyede öğrenciler var. Ama hepsini bir sınıfa toplamışlar. Ve konular herkese hitap ediyor. Anlayabiliyorsun. Yani o tarzda bir yer. Bu arada sınavları, ben olduğum sınavı söyleyeyim. Saat 2'de sınava girdim. Akşam 5'ti sınavdan çıktığımda. 3 saat sınav. Öyle sorular var ki, paragraflarca sorular var. Yani çeviriyorsun, sorular bitmiyor. Çok yoğun, kolay değil yani sınavlarını geçmek. Gerçekten de öyle bir sınav yapmışlar ki tam seviyeni belirleyip 0 seviyesinden alıp buradaki Amerika'daki üniversitedeki öğrenci seviyesine getiriyorlar. Gerçekten çok iyi bir yer. Şimdi disiplinli ama bir o kadar da sizi kucaklayan bir yer. Bakın şimdi kahvesinden yiyeceğine işte dünyanın dört bir yanından gelen bütün öğrencileri burada bulabiliyorsunuz. Neyse Lara'yı övdükten sonra gidelim bakalım Lara nasıl bir yer. Bizi kilitleyelim. Şimdi burası park yeri. Asıl ana girişi ön tarafta ama aracı olanlar için bakın park yeri burası. Şimdi ismi kurumun bu. Lara. Yani yazıldığı gibi okunuyor. Bakın. İçeriye girmeniz için zili basmanız gerekiyor.
ve sizi kapıyı açacaklar size. Evet, kapı açıldı. Şimdi ilk olarak böyle gelen misafirler için buraya kahve ve çay koymuşlar. Kahvenizi ve çayınızı alıp burada bekleyebiliyorsunuz. İlk olarak burada danışma var. Yeni kayıtla. Hi. Good morning. Good morning. Şimdi ismimizi yazıyoruz buraya. Bütün öğrenciler, buraya giriş yapan herkes ismini yazmak zorunda. 12.30'da geldim. Sınıf için geldim. Kariyer yapmak isterseniz böyle seçenekler sunmuş, size yardım ediyor bu konuda. Bu üniversiteye hazırlıyor ve bakın yıllık kazançlarını, işte ilgileniyorsanız danışmanlık verebileceklerini söylüyorlar. Bakın burada iş ilanları var. İşçi arayanlar buraya iş ilanları veriyor. Ve bu, eğer işsizseniz size iş bulmanızda da yardım ediyor. Bakın $14 paketlemeci aranıyormuş. Yani mesela yaşlı bakım için işçi aranıyor. Bakın internet şifresi. Evet arkadaşlar, eğer çocuğum var, ben derse gidemem, meşgulüm diyorsanız onu bile düşünmüş. Sizin yerinize burada çocuğunuza bakıyorlar. Görüyorsunuz. Aşırı güzel ya. Her şeyi düşünmüşler ha bak. Bakın burada işte bir ay boyunca bütün doğanları topluyorlar. Doğum gününü kutluyorlar. Rusya Ukrayna Savaşı'nda da Ukrayna'yı destekliyor. Bu savaş sırasında buraya gelen sığınmacılar oldu. Sınıfta öğrenciler de var. Onlara da yanındayız mesajı veriyor. Çok iyi. Bir tanesi Tanya. Tanya Ray. Cadılar Bayramı geldiği için sınıfımızı Cadılar Bayramı'na göre süsledik. Başlangıç seviyesi. Şurası da orta seviye. Bakın mezun olan öğrencilerin fotoğrafları var burada, sertifikalarını alanlar. Evet efendim, ilk geldiğinizde böyle bir masa var. Masada böyle haftalık işlenilen konular. Bakın Columbus Day. Haftanın bütün konuları burada. Bakın bugünün konusu ise bugün buraya bırakılıyor. Ama bugün biz konuşma yapacağımız için burası boş. Şimdi ilk olarak burada uyulması gereken kurallar var. Bir de sabah grubu var bu arada. Şimdi bakın burada da böyle sizi mutlu etmek için böyle atıştırmalıklar koymuşlar. Böyle hurma bile var ha. Böyle buradan atıştırmalık alıyorsunuz. Kahve hazır. Kahvenizi alıyorsunuz. Bu masalara geçiyorsunuz. Evet, bu arada hep burada işlenecek günün konuları var. Onları yazıyor. Bakın burada da haftanın kelimeleri öğrenmemiz gereken. Şu ürkütücü kızı sürekli hoca taşıyor. En son buraya koymuş. Hoca şu an çalışıyor, rahatsız etmeyeyim. Kendisi Indiana Üniversitesi'nde profesör. Bu arada işte bu advanced seviyesinin öğrencilerinin puanları. Bakın. Aynen, mesela öğrencilerin yoğunlaşması gereken hedefleri söylüyor. Kendimi bulayım arkadaşlar. Buradayım. Yeni bir sınav olacağım. Haftaya çarşamba. İsimlere bak. Hocanın en zorlandığı konu isimler. Yuki, Yuko, Yuka. Bunlar kadın nasıl ezberlesin. Ama inanın hepsinin ismini biliyor. Sizi hep isminizle çağırıyor. Kendinizi özel hissettiriyor. Harika bir şey. Dışarısı da böyle. Harika.
Şimdi dersten de çekmeye çalışacağım. Evet efendim, güne kahveyle devam ediyoruz. Bugün de oyun var ha. Midterm elections in the United States, and it's kind of a big deal. So we'll be doing some topical, some current events things. Okay? Arkadaşlar, duydunuz, Amerika'da seçim geliyor ve haftaya işleyeceğimiz konu seçim ve politika. Gündemi de takip ediyoruz. Amerika bayrağını, Amerika'nın eyaletlerini yaparak başladık. O grup daha yapamadı. Şimdi bu tahtadaki soruların cevaplarını burada bulacağız işte. Çok eğlenceli ya, eğlenirken öğreniyoruz. Capital of Arizona. I am okay. Leslie, Alice, any questions? So remember, if you're doing something for a buffet, it's okay. You don't have to plan to serve everybody. Evet, ders bitti. Görüyorsunuz, kalemi, silgimizi geri koyuyoruz. Normalde herkesin defteri var. Ben bugün getirmedim. Bakın, tahta temizlendi yarın sabah için. Bye. Bye guys. Bye. Sessiz bölge, çünkü burada sınav oluyorlar. Seviyemizin belirlendiği yer burası. Eşyalarımızı bu dolaplara koyuyoruz. Evet arkadaşlar, dersimiz bitti. Size de gösterdim sistem nasıl. Harika değil mi ya? Bir kuruş para ödemiyorsunuz ve böyle çok güzel bir hizmet alıyorsunuz. İnanın, gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki dünyanın parasını ödediğiniz o dil okullarında böyle bir eğitim vermezler. Bugünkü eğitim videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.